Bu akşamki ünlü konuğumuz Türk futbol yaşamının unutulmaz adı, unutulmaz Lefter Küçük Andoyadis. Topla ne derece samimiydiniz? Ayaklarınızla top arasındaki ilişki ne dereceye kadar yükselmişti? Benim efendim topla ilgim o kadar bağlıydım ki topa. Geceleyin topla yatardım. İnanın samimi olarak söylüyorum. Sabahleyin kalkardım, fırsattan istifade ederek gene toplanır ama o zaman büyük toplarımız yoktu. Ufacık teriş topları, bezden yapılan toplardı efendim. Onlarla, çünkü o zaman dedim mali durumu çok iyi değildi. Hatta onun yüzünden okulu da bıraktım ben. 10 kardeşliktik, pasa çıkamıyordu. Bir denizci bir adamın kazanacağı para ne olabilirdi? Siz 4 yıl 1 hafta süren askerlik yaşamınız boyunca bir kez izin aldınız. 15 gün süreyle o da İstanbul'a geldiniz. Ve İstanbul'a gelir gelmez Taksim'deki arkadaşlarınız, yani kulüpteki arkadaşlarınız size dediler ki ezeli rakibimiz Beyoğlu Spor'la maçımız var, gel oyna dediler. Siz de o maçı bize anlatır mısınız ve maçın sonunu da anlatır mısınız? Evet efendim. O maçı rahmetli Sazit Decan. Evet. O idare etti o maçımızı. Ben Taksim'den oynuyorum. Abim de Beyoğlu Spor'da oynuyor. Aynı zamanda takım kaptanı. O gün netice 4-0 oldu. 4'ünü de ben attım. Fakat akşam eve gidemedim. Ne? Asker olmama rağmen korktum dövmesin diye abim. Ordinarius sıfatını dediğinde ünvanını neden vermek gereği duydunuz? Efendim o senelerde İstanbul valisi Fahrettin Kerim Gökay'dı. Ve kendisi Ordinarius'tu. Ordinarius? Ordinarius profesördü. Evet. Tabii o vazifeli olarak Ordinarius'tu. Futbolumuzun da Ordinarius'u Lefter. Lefter'e yakışır dedim. Ve haydi Ordinarius diye bağırdıktan sonra zamanla bu illeri gitti ve herkes hakikaten bir Ordinarius doğdu. İnşallah nice Ordinarius'lar daha doğdu. Bana layık gördüğün için sağ ol. Hepimiz gördük yalnız ben değil. İnanılmayacak bir şey oldu. Yani bir kaleci için tabii arkasına bakmaz bir kaleci. Ben de arkama bakmazdım. Fakat Lefter çok zeki bir oyuncuydu. Ve Türek, hakikaten ismini hatırlayamadığı Türek, topla oynuyordu. Ve topu birdenbire Lefter kaptı ondan. Çaldı da denilebilir buna. Öyle bir pozisyon oldu ki kalecinin durumunda Lefter, Lefter'in durumunda Türek oldu. Yani Türek Lefter'in arkasında kaldı. Artık yani 110 bin kişi de vardı ve bu 110 bin kişide bir ölüm sessizliği hakim oldu. Bizde de top nereden girecek diye bakıyorduk. Fakat Lefter'i vurdu ve inanılmayacak bir şey. Altı pas çizgisi üzerinden vurdu ve Lefter de gol diye döndü. O top gitti, direğin ucuna vurdu ve Türek'in kucağına geldi. Fenerbahçeli Ordinarius, Lefter ilkokulu yeni bitirdi. Başlık bu şekildeydi. Aradan Bolu'dan verdiğiniz bir haber. 12 yıl geçti, evet. Bolu Cumhuriyet İlkokulu'nda. Tamam. Şimdi siz ilkokulu 2-3-1960 tarihinde bitirdiniz. Evet. Okul müdürünüz Osman Orhan. Diploma numaranız 259. Bitirme dereceniz iyi. Bolu Cumhuriyet İlkokulu. Ve sizin bu haberinizi gazeteci Sayın Orhan Ayhan bildirdi. Kardeşim Orhan başlamadan da sözünü ben demin size ifade etmiştim. Benim pederim fakir bir adam. Tabii yani nedenleri üstünde durmaya gerek. Ben mecburdum yani 4. sınıfa kadar gittikten sonra bir ilkokul diplomamız olsun dedik. Gerçi bir şey değişmedi benim için. Fakat bir diploma olsun dedik. Ve böylelikle orada Lefter Bey sadece Türkiye'nin değil dünyanın çok zor yıllar içinde evet, efendim, bulunduğunu biliyoruz çocukluğunuzda. Hastamızı ve bir de 10 çocuk sahibi bir balıkçı babanın durumunu da herhalde biz anlıyoruz. Son derece normal. Bu arada ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu meslek dalında bana çok kıymetli bir ödül kazandırdı bundan 12 yıl önce. Bolu'da hem futbol oynardı, evet, hem de antrenörlük yapardı. Hatta şöyle hemen araya bir saplama yapayım. İkinci yarılarda Bolu Spor mağlup durumda olduğu zaman Lefter oyuna girerdi ve attığı veya attırdığı gollerle maç kazandırdı Bolu'ya. Bana da bu haberi böylece kazandırmış oldu. Haberde birinciliği. Teşekkür